Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 50 adet phrasal verbs artı idioms yani öbek fiil ve deyimlerden 50 tanesini cümle içerisinde kullanışlarıyla ve anlamlarıyla birlikte göreceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Birinci kelimemiz to end up in, to reach a particular place after other things. Soluğu herhangi bir yerde almak anlamında. After weeks of searching for treasure, they ended up in the police station. Haftalarca hazine aramanın ardından soluğu karakolda aldılar. To know something like the back of one's hand. To know something very well. Avcunun içi gibi bilmek. I know this city like the back of my hand because I grew up here. Bu şehri avcumun içi gibi bilirim çünkü ben burada büyüdüm. To get rid of to throw or destroy something. Then kurtulmak, atmak. We bought some pesticide to get rid of insects in the attic. Tavan arasındaki böceklerden kurtulmak için biraz böcek ilacı aldık. To get through. To finish something or reach a standard or to be connected to a place. Bitirmek, başarmak, ulaşmak, bağlanmak. I really wonder how he got through his driving test onun ehliyet sınavını nasıl geçtiğini gerçekten merak ediyorum. To take over. To take control of something. Devralmak. He took over his father's business last year. O, geçen yıl babasının işini devraldı. To brush upon. To review something in order to refresh one's memory. Bilgileri tazelemek. I will go to London this year to brush upon my English bu yıl İngilizcemi tazelemek için Londra'ya gideceğim. To have to do with. To have some connection with. ile ilgisi olmak. This has nothing to do with me. Bunun benimle bir ilgisi yok. Quite a few. Many. Pek çok. Bir hayli. Quite a few students from our school got into university. Okulumuzdan pek çok öğrenci üniversiteyi kazandı by heart from memory ezbere ezberden she knows the whole poem by heart o tüm şiiri ezbere biliyor ill at ease uneasy anxious huzursuz gergin i felt ill at ease before the interview görüşmeden önce gergin hissediyordum from now on forever from this moment into the future şu andan itibaren From now on you are forbidden to play computer games. Şu andan itibaren bilgisayar oyunları oynaman yasak. To keep track of, to keep or maintain a record of something. Takip etmek, izlemek. I try to keep track of the latest news about technology. Teknoloji ile ilgili en son haberleri takip etmeye çalışıyorum. To wash ashore, to bring something to the shore by waves. Kıyıya vurmak the corpses of some refugees washed ashore this morning. Bu sabah birkaç mültecinin cesedi kıyıya vurdu. To break out. To become widespread suddenly. Ortaya çıkmak, patlak vermek. When the World War I broke out, my grandfather was three years old. Birinci Dünya Savaşı çıktığında dedem üç yaşındaydı. To take into account. To consider something. Göz önünde tutmak. You must take your kid's age into account while buying toys. Oyuncaklar alırken çocuğunuzun yaşını göz önünde bulundurmalısınız. To cross out, to cancel by marking horizontal lines. Üstünü çizmek. The board crossed out some names in the list. Kurul listedeki bazı isimlerin üstünü çizdi. To take for granted, to assume to be normal, true. Doğal karşılamak, kanıksamak. The things that you take for granted can be what others have dreamt. Sizin sıradan gördüğünüz, kanıksadığınız şeyler başkalarının düşlediği şeyler olabilir. To come true, to prove to be correct. Gerçekleşmek. If you want your dreams to come true, you must work harder. Rüyalarının gerçekleşmesini istiyorsan daha sıkı çalışmalısın. In the long run, eventually eninde sonunda. In the long run, you will understand how important those things are. Eninde sonunda bu şeylerin ne kadar önemsiz olduğunu anlayacaksınız. To keep up with, to maintain the same speed, ayak uydurmak, yetişmek. I can't keep up with you. Please walk a bit slower. Sana yetişemiyorum. Lütfen biraz daha yavaş yürü. To run out of, to exhaust the supply or not to have more, tüketmek tükenmek We can't have run out of petrol. We just drove 100 kilometers. Yakıtı tüketmiş olamayız. Daha 100 kilometre sürdük. In vain, useless. Boşuna. All our efforts to save him was in vain. Onu kurtarmak için tüm çabalarımız boşunaydı. To this end, with this aim. Bu amaçla. She wanted to talk about her promotion. So she arranged a meeting to this end. Terfisi hakkında konuşmak istiyordu. Bu amaçla bir toplantı ayarladı. To cut corners. To economize or do something the easiest way. Ucuza halletmek, kolaya kaçmak. If you cut corners on this project, it may not be approved by the board. Bu projede kolaya kaçarsan, kurul tarafından kabul görmeyebilir. Cut out for. Having the necessary talent biçilmiş kaftan You are really cut out for this job. Sen bu meslek için gerçekten biçilmiş bir kaftansın. on edge nervous gergin I was on edge all day about my presentation. Sunumumla ilgili olarak tüm gün gergindim. to screw up to scramble cause more problems berbat etmek The repairman screwed up my computer tamirci bilgisayarımı mahvetti. On the ball, attentive, knowledgeable, uyanık, dikkatli. If you had been on the ball, you wouldn't have been cheated. Uyanık olsaydın, dolandırılmazdın. The last straw, the final unacceptable event. Bardağı taşıran son damla. She is always late to work. It was the last straw when she came too late this morning. O işe hep geç kalıyor. Bu sabah çok geç geldiği bardağı taşıran son damla oldu. To give someone the cold shoulder: to behave someone in a cold way. Soğuk davranmak. She always gave her husband the cold shoulder before their divorce. Boşanmalarından önce eşine hep soğuk davranırdı. To foot the bill: to meet all the expenses. Tüm masrafları üstlenmek. His parents can't foot the bill for his college education. Anne babası onun üniversite eğitimi için bütün masraflarını karşılayamaz. At once, immediately, derhal, hemen. We have to call the police at once. Derhal polisi aramalıyız. All along, from the beginning, en başından. I knew all along that you wouldn't get on well with her. Onunla iyi geçinemeyeceğini en başından biliyordum on purpose deliberately kasıtlı olarak i accidentally broke his glasses it wasn't on purpose kazara onun gözlüğünü kırdım kasıtlı değildi to get over to recover from an illness begin to feel happy İyileşmek, atlatmak my uncle got over cancer with his patience and hope to live amcam sabrıyla ve yaşama umuduyla kanseri yendi iyileşti. For good. Permanently. Forever. Forever. Daimi, kalıcı olarak. My aunt has moved to Bandırma for good. Halam, kalıcı olarak Bandırma'ya taşındı. To take turns. To change people while doing some activities. Nöbetleşe yapmak. My wife and I took turns driving on the way to Isparta. Eşim ve ben Isparta yolunda arabayı nöbetleşe sürdük out of the question impossible imkansız it's out of the question for me to lend him my car ona arabamı ödüç vermem imkansız hayatta olmaz in no time rapidly quickly çabucak he came to the office in no time when he heard that fire broke out yangın çıktığını duyunca çabucak ofise geldi a lost cause a hopeless case umutsuz vaka The police searched for the girl who drowned in the sea, but it was a lost cause. Polis, denizde boğulan kızı aradı ama bu bir umutsuz vakaydı. To know someone by sight. Recognize someone from his or her appearance. Sima tanımak. I know most of the teachers working here by sight, but I don't know their names. Burada çalışan öğretmenlerin çoğunu simayen tanıyorum ama isimlerini bilmiyorum. No wonder. Not surprisingly. Elbette, boşuna değil. Kate has been away from town for a few weeks. No wonder we haven't seen her recently. Kate birkaç haftadır şehirden uzakta. Pek tabii onu son zamanlarda görmedik. To drop out of. To stop attending. Okulu bırakmak. Some students drop out of high school to get a job bazı öğrenciler iş edinmek için liseyi bırakıyorlar. To lay off, to discharge from a job, işten çıkarmak. The company was about to go bankrupt. As a result, they laid off some workers. Şirket batmak üzereydi. Sonuç olarak bazı işçileri işten çıkardılar. To have one's heart set on. To desire something greatly. Bir şeyi çok istemek. My son has his heart set on studying medicine and becoming a doctor. Oğlum tıp okuyup doktor olmayı çok arzuluyor. To wreak havoc on: to cause great damage. Büyük zarar vermek. The storm wreaked havoc on Antalya last week. Geçen hafta fırtına Antalya'ya çok büyük zarar verdi. To come in handy: to be useful for a purpose. İşe yaramak. I keep those old clothes They come in handy while doing the cleaning. Ben şu eski kıyafetleri saklıyorum. Temizlik yaparken işe yarıyorlar. To show off. To show one's skills or belongings to attract attention. Hava atmak. She always puts on her diamond rings and bracelets to show off everyone. Herkese hava atmak için elmas yüzüğünü ve bileziklerini hep takıyor. To learn the ropes. To learn the basic details of how to perform a task. İşin inceliğini öğrenmek. He earned a minimum wage until he learned the ropes. İşi iyice öğrenene kadar asgari ücret kazandı. To be a far cry from. To be different from. Çok farklı olmak. The hotel was a far cry from its pictures on the net. Otel, internetteki resimlerinden çok farklıydı.